Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için fırında baget tarifimle geldim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olacak. Öncelikle sosu için 1 su bardağına yakın yoğurdum var. Yoğurdumun içine bir yumurta kırdım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kimyon ilave ediyorum. Aynı oranda kekik. Yine aynı oranda kırmızı tatlı toz biber ilave ediyorum. Yine siz acı seviyorsanız kırmızı pul biber vesaire de keyfinize göre ekleyebilirsiniz. Bunları bu şekilde karıştırıyorum. Bu arada bir çay bardağından böyle 2-3 parmak kadar az sıvı yağım var. Onu da ekliyorum. Bunları bir güzel karıştırıyorum. Ve bagetlerimi böyle bir bıçak yardımıyla kesikler atacağım ki içi de güzelce pişmesi için. Yanlamasına. Bunu en ne zaman dökeceğiz? Onları dökmeyeceğiz. Bak göstereceğim nasıl yapacağımızı. Neyi ne yaptık? Bu sosa bagetlerimizi, bu tavukları parçalarını batırdıktan sonra galeta unumuza batıracağız. Sonra da fırında bir güzel pişireceğiz. Alayım. Çok güzel oluyor. Evet, çok güzel oluyor. Sonra fırına mı vereceğiz? Evet. Bak şimdi yok, öncelikle bagetlerimizi, tavuklarımızı bu sosa buluyoruz böyle güzelce. Elin oldu mu? Olsun, yıkarım. Sonra galeta unumuza getiriyoruz. Her tarafını kaplıyoruz böyle. Ben yemem hiç onu. Yersin. Sen bunu bir bil. Bu çok güzel. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize diziyoruz. Bunun yanına isterseniz güzel bir pirinç pilavı, isterseniz bulgur pilavı, patates kızartması nasıl arzu ederseniz çok yakışacağını düşünüyorum. İsterseniz fırında sebzeler yine yapabilirsiniz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, ben bagetlerimi hazırladım tarif ettiğim gibi. Hatta size şöyle söyleyeyim. Benim yaklaşık 9 tane bagetim var. Bunun hepsine galeta unum açıkçası yetmedi. 4 tanesini bayat ekmekle yaptım. Bagetlerimizi 200 derecelik fırınımıza vereceğiz. Yaklaşık 45-50 dakika kadar bunun için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Piştiğini anlayacaksınız kızarmasından zaten. Şimdi fırınımıza verebiliriz. Tavuklarımız fırından çıktı arkadaşlar. Kokusunu da keşke gönderebilsem. Müthiş görünüyorlar. Gerçekten çıtır çıtır oldu. Şimdi bunları tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun artık sonuna geldik. Bagetlerimiz pişti. Gerçekten dışı çıtır çıtır oldular. Enfes görünüyorlar. Bu arada bayat ekmekte olanlar da gerçekten şahane oldu. Yanına biz patates kızartması yaptık ve çok güzel bir yeşil salata yaptık. Kuru soğan, işte salatalık, domates vesaire. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Dediğim gibi tavuklarınızın yanına isterseniz pilav da yapabilirsiniz. Bulgur pilavı, makarna vesaire, ne istiyorsanız. Ama bu tavukları mutlaka denemeniz gerekiyor. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.